Yani kalkınma ajanslarımız nispeten bizim kamu yönetiminde yeni sayılabilecek. İşte 2005-2006'dan sonra yavaş yavaş ortaya çıkan ve şu anda da esasında kurumsallaşmasını önemli ölçüde her bölgede tamamlamış çok önemli kuruluşlar. Doğrusu ben Van'a geldikten sonra şunu memnuniyetle gördüm ki Van'daki kalkınma ajansı Van bölge illerine yani kalkınma ajansının dahilinde bulunan illere çok önemli katkılar yapmış. Hem ticari anlamda hem sanayi anlamında hem turizm anlamında hem sosyal yaşam anlamında gerçekten insanların hayatına dokunan, konforunu artıran çok önemli projelere imza atmış. Van'da son 5 yıl içerisinde toplam tutarı 103,5 milyonu aşan çok önemli 5 adet proje tamamlandı. Bunlardan bir tanesi tekstil kenti. Biliyorsunuz Van özellikle nüfusu bakımından Türkiye'nin en genç nüfuslu illerinden bir tanesi. Ve burada istihdam çok önemli. O bakımdan tekstil kent projesi Van'ın istihdamına, işsizlik sorununa önemli ölçüde çözüm bulan çok ciddi bir proje. Cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında gerçekleştirilen bir diğer önemli yatırım fuar ve kongre merkezi. Gerçekten sadece Van'a değil, Van'ın etrafındaki diğer illere de hizmet veriyor. Burası 2016 yılında tamamlanarak faaliyete geçti ve o günden itibaren burada çok önemli ulusal ve uluslararası fuarlar, sanatsal ve kültürel faaliyetler, konserler ve benzeri etkinlikler gerçekleştirildi. Burası yaklaşık 15.500 metrekare kapalı alana sahip. Tabii 54 dönüm üzerine kurulmuş esasında. Ve kurulduğu günden itibaren de gerek Van'a, gerek Van'ın etrafındaki civar illere çok önemli hizmetler sağladı. Ciddi canlılık getirdi. Burada sanayicilerimiz, esnafımız gerçekten çok önemli tanıtımlar şu ana kadar gerçekleştirdi. 2017 yılı içerisinde de burada iki tane büyük fuar gerçekleştirdik. Bir tanesi, sekizincisini düzenledik Van'da Uluslararası Turizm Fuarı'nı gerçekleştirdik ki çok canlı geçti gerçekten. Bir diğeri de yine Büyükşehir Belediye'miz tarafından orada bir kitap fuarı düzenlendi. Bu kitap fuarında 10 gün süreyle yapıldı. Burayı 10 gün içerisinde 115 bin kişi ziyaret etti ki bu hakikaten Van için görülmemiş bir sayıdır. İnşallah bu yıl ve önümüzdeki yıllarda da bu fuar ve kongre merkezini çok etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Hem özel sektör hem kamu sektörü olarak. Yine bu program dahilinde bir diğer önemli proje Van için, Van turizmi için çok kıymetli bir proje Urartu Müzesi'dir. Buranın inşaatı tamamlandı. Şu anda teşhir tanzim faaliyeti orada devam ediyor. Bütünüyle tamamlandığında artık orayı hizmete açmayı düşünüyoruz. Bu sene inşallah turizm sezonuna Van'dan start vereceğiz. Cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında hükümetimizin son dönemde ilimize kazandırdığı çok önemli projelerden bir diğeri de Abalı Kayak Merkezi. Biliyorsunuz Van aynı zamanda bir kar, kış memleketi. 1700 rakımlı bir il. Burada 2013 yılında yaklaşık bir 5 milyon lira harcanarak bir kayak merkezi inşa edildi. Son olarak Van İnci Tur Alımı diye bir proje vardı yine Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında. Bu çerçevede 2,5 milyon lira para harcanarak 2 tane deniz otobüsü satın alındı. Bunlar 70'er kişilik ve bilahare de Büyükşehir Belediye'mize bunlar devredildi. Şu anda Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu iki otobüsle yaz-kış turistlerimizi ilimizin cazibe merkezlerine taşıyoruz. Özellikle yaz aylarında bizim biliyorsunuz çok önemli bir Akdamar Adası var. Akdamar Adası'na turist taşımada yaygın olarak kullanıyoruz bu gemilerimizi. Ben Van'ın ticaretine, sanayisine, turizmine, kısacası ekonomisine çok büyük katkılar yapan bu önemli projeler için
başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize Van adına şükranlarımı buradan sunuyorum. Aynı zamanda bu önemli projelerin hayata geçirilmesinde görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.